Önceki videoda çizginin ve çizgisel kompozisyonun unsurlarını inceledik. Şimdi ise iyi bir tonlamanın niteliğini, formu nasıl oluşturduğunu ve resimde yarattığı dramatik ya da belirsizlik etkisini göreceğiz. Profesyonel ya da amatör bir ressam olabilirsiniz. Burada öğreneceğimiz şey, bu resimlerden bazılarını öğelerine ayırıp nasıl bir araya geldiklerine ve kullanılan kimi tekniklere bakmak olacak. Öyleyse sulu boya resmin zirvesi The Blue Rigi ile işe başlayalım. Resmi muhtemelen biliyorsunuz ama önceden teknik olarak öğelerine böldüğünüzü düşünmüyorum. Burada sulu boya ile yapılabilecek en iyi resmin karşısındayız. Teknik yönden bir sihirbazın yaptığı illüzyon gibi. Şu renk geçişlerine bakın. Kendimi bildim bileli resim yaparım ama bunu nasıl başardığını merak ediyorum doğru. Bu resimde ışık çok fazla. Resim adeta ışık saçıyor. Mesela beyaz kağıdı alıp buraya koyduğumuzda buradaki resimlerin nasıl yerleştirildiğine ve ışığın tonunun nasıl durduğuna bir bakın. Renkleri genellikle orta tonda kullanmış. Sadece geminin hatlarının olduğu kısım resimdeki en koyu yer. Tüm ton ve renklerin yarattığı ton farkı resimde açıklık ve koyuluk derecelerini gösteriyor bize. Pekala, burada aslında basitçe tonlama üzerinde duracağız. Yine Turner'ın yaptığı gibi koyu, orta ton bir kağıt üzerinde çalışmaya başlıyorum. Buradaki amacımsa, normalde sulu boyada olduğu gibi koyu tonlardan kaynaklanabilecek hataları bertaraf etmek yerine ışığı doğal olarak yansıtabileceğim bir zemin kullanmak. Gördüğümüz binanın civarında ışığın en güçlü olduğu yerde basit açık tonları kullanarak işe başlıyorum. Biraz daha boyayla ışığın suya yansımasını da ekliyorum. Şu an burada gerçekten neler olduğunu tanımlamaya çalışmak gibi bir niyetim yok. Manzarayı zihnimdeki ton yelpazesiyle açık, orta ve koyu tonlarla yansıtmaya çalışıyorum. Anlar ve renkler. Gökyüzündeki güzel ışıkla şu an ilgilenmiyoruz. Onu daha sonra Turner sarısı kullanarak yapacağım ve bu konuda sabırsızlanıyorum. Ton ve etki farkını kabaca anlamak ve konuya biraz daha hakim olmak için buna devam ediyoruz. Bence bu mükemmel bir şey. Çünkü tamamlanmış eserlerde de aslında bu bakış açısını yakalayabiliyoruz. Turner'ın kafasının içini, konuya ilk defa bakarken ne hissettiğini görebiliriz. Renk kocaman bir çizgi halinde kalmış. Bunu yapması büyük olasılıkla 30 saniyeden az sürmüştür. Bunların çoğu tamamlanmamış ve Turner'ın kendini yüceltmesi dışında bir işlevi yok gibi gözüküyor. Acaba resimde benim göremediğim ve tamamlamak isteyeceğim gizli bir şeyler olabilir mi? Yani bir konunun 10 tane resmini yaparsınız, aralarından biri devam etmek isteyeceğiniz etkiye sahip olabilir. Ama sadece bir tane yaparsınız ve beklediğiniz gibi değilse şansınızı kaybedebilirsiniz. Aslında burada ilginç olan şu, Turner burada parmaklarını kullanmış. Resimde iz bırakacak herhangi bir şey kullanılabilir. Parmaklar da aynı şekilde bir sopanın ucuna bağlanmış kıllardan oluşan aletin yani fırçanın işlevini karşılayabilir. Sonuçta ortaya sanat çıkıyorsa iş görüyor demektir. Şuna bir bakın, tam aşağıda deniz fenerinin ışığına. Turner deniz fenerlerini resmetmeyi seviyordu. İnsan yapımı ışıkla tanrısal ışık arasındaki fark ilgisini çekiyordu. Yani birçok alt konuya daha değiniyor aslında bununla ama bunun ton üzerine bir çalışma olduğu çok açık. Yine sarı tonlarını kullanmayı tercih etmiş. Bu tonlamanın yaratabileceği dramatik etki üzerine bir çalışma bu. Çok güçlü ve karanlık içinden çıkan bir tablodaki ışık çalışmasının sizin üzerinizde sağladığı bir hakimiyet var. Bu kesin.
Oldukça karanlık şeylerin olduğu yerde açık ve orta tonları bir araya getirin. Ağaçları çizdiğimiz koyu tonlu bölgede ise çok aydınlık şeyler oluyor. Kompozisyon olarak baktığımızda bu bence çok güzel bir zıtlık oluşturuyor. Eğer güneş de bu kompozisyona katılırsa gün batımını ekleriz. Böylece güçlü kırmızılar ve orta tonlar kullanma fırsatımız olacak.